Değerli dostlar, Gazeteciler Masası'nda sizle birlikteyiz. Ben Enver Aysever ve değerli arkadaşlarım Ceyda Karan, Kadri Gürsel, Mustafa Hoş. İlk önce hepinizin şu saatte balkonlarınıza çıkmanızı, bizimle temas etmeden önce balkonlarınıza çıkmanızı ve gezi günlerindeki gibi o coşkuyla, fakat bu sefer gezi günlerine muhalif olanlar da dahil olmak üzere sağlık çalışanlarını alkışlamanızı rica ediyorum. Türkiye'de bu akşam saat 21'de Türkiye'nin dört bir tarafında işitenler varsa eğer, ki ne kadar işitildiğini bilmiyorum, sağlık çalışanlarını alkışlamanızı rica ediyorum. Çünkü onlar dünyadaki verilere göre de sağlık çalışanlarının çok önemli bir kısmı, bazıları enfekte oluyor, bazıları enfekte olmuyor ama virüsü alıyorlar ve çocukları, eşleri, sevdikleri anne babaları her neyse onlara geçirme riski, bulaştırma riski taşıdıkları halde canla başla görevlerine devam ediyorlar. Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere dünyadaki hemen hemen bütün bakanlıklar, sağlık konusuyla ilgili olan tüm bakanlıklar sağlık çalışanlarını zaten enfekte olarak kabul ediyorlar. Çünkü bu virüsle bu kadar iç içe olan insanların potansiyel biçimde durumlarının ortaya çıktığını, yani virüse maruz kalacaklarını düşündükleri için öyle algılanıyor. Bugünlerde hepimiz, bizim için çalışan, yıllardır üniversitede dirsek çürütüp emek veren, ardından da şimdi bu koşullarda, bu zor koşullarda görev yapan bu insanlardan alkışınızı, moral desteğinizi eksik etmemenizi rica ediyorum. Türkiye'nin hiç de fena olmayan sayıda yeminine sadık, bilimden kopmayan hekimleri olduğunu bu süreçte gördük. Ben bu programdan önce de aynı kanıdaydım ama şimdi de daha da arttı bu kanaatim. Gün içerisinde Türkiye'nin önemli bulduğum pek çok hekimiyle farklı bağlamlarda görüşmeler yine yaptım. Bu programda yansıtmaya çalışacağım. Ve gerçekten düşünsel birikimi bu kadar olan bir bilim dalının insanların maalesef uzun yıllardır fark edilmemiş olması, onun yerine ekranlara hacı hoca, şartlaban, şarlatan, işte dinci, cübbeli, cübbesiz gazeteci bozuntularının karşısına oturtulmasına da isyan ediyorum, itiraz ediyorum. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, annemizin, babamızın sağlığıyla ilgili günlerdeyiz. Bugün biz ne yapacağız değerli arkadaşlarımla birlikte? İlk önce bir geniş şey yaparsa arkadaşımız Hüseyin, stüdyodaki durumu anlatmak istiyorum. Hiç kafanızda bir iş olmasın. Sabah haklı bir uyarıyla sevgili Kadri Gürsel, biz ekrana çıktığımız vakit vereceğimiz örnek topluma dair de sağlıklı ve doğru örnek olsun dedi. Oturma düzenimizde her birimizin arasında sosyal mesafe denen en az 1 metrelik mesafeden daha fazlası. 1,5 metre var. Bir kere buna özen gösteriyoruz. Ben hem kendi yakın dönemde ameliyat olduğum için ayrıca hassasiyet gösteriyorum. Hem de arkadaşlarım adına hassasiyet gösterdim. Ceyda da seni seyircilere söyleyeceğim. Aferin sana dedi. Bize de eve de gel dedi. Efendim arkasını gösteriyorum marka reklamı olmasın diye. Yapılan tüm stüdyo dezenfektelerinden sonra ben herkesin masasını kendim dezenfekte ettim. Yüzümüzü bu tarafa doğru tutuyoruz. Tükürüğümüze muhatap kılmıyoruz. Bunları önemli yapıyoruz. Arkadaşlar bir şey söyleyerek sözü size bırakacağım. Dün bunun üzerine çok düşündüm. Önce bir Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapacağım. Bugün gelen bir değerlendirmeden, bir hekim arkadaşımdan dolayı. Bir de Sayın Bakan Koca'nın basın toplantısıyla ilgili bir değerlendirme yapacağım. Oradan da döneriz isterseniz. Sayın İmamoğlu'na çağrım şu. Aldığı önlemler, almaya çalıştığı önlemler, verdiği mücadeleyi görüyorum. Fakat bir konuda bir hekim arkadaşım söyledi, bir yanlış yapıyor. Eğer danışmanları bizi dinliyorsa, onu düzeltirse sevinirim. Ben de aynı kanıdayım. Sağlık çalışanlarına toplu taşımada ücretsizlik gibi bir özel durum oluşturdu. Halbuki sağlık çalışanlarının toplu taşımaya binmemesi gerekiyor, kullanmaması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere dünyadaki sağlık örgütleri de hekimlerin enfekte olduğunu ya da taşıyıcı olduğunu varsayıyor. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu'nun yapması gereken, ki kentimizin bugün ona uygun olduğunu düşünüyorum. Bugün itibariyle geceleri ring servisler yapılabilir hastanelerden. Her hastaneye bir otobüs tahsis edilebilir, yapılabiliyorsa. Sağlık çalışanları toplumdan bağımsız bir şekilde hastaneye götürülüp evlerine ulaştırılırsa doğru olur. Yoksa bulaştırma riski var. Ceyda ile başlayacağım. Sayın Koca ile ilgili söyleyeceğim şey şuydu. Çok garip bir şey yaşadık. Biliyorsunuz Sayın Koca gece yarısı
tweetleriyle sayıları bildiriyor. Bunu hiç anlamış değilim. Yani daha makul saatte bunu yapabilir ama borsa değil ki bu. İnsan sonuçta ölenler. Hani daha makul saatte 8'de 9'da açıklama yapılıp bilgilendirme yapılabilir. Onu geçiyorum. Fakat basın toplantısında ilginç bir şey oldu. Dikkat ettin mi Ceyda? Sonuç itibariyle Sağlık Bakanı hekim ve basın toplantısı yapılıyor. Ben dedim ki kamerayı bir döndürsünler de bir görelim. Nitekim döndü. Kamerayı döndüğü anda gördük ki meslektaşlarımızın tamamı, bırakın bir metre mesafeyi, el ele diz dize göz göze olacak mesafede Sayın Sağlık Bakanı dahil. Yani ne sosyal mesafe ne başka bir özen orada gösterilmiyor. Yani demek istiyorum ki dünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısındaki özeni %1'i bile o basın toplantılarında yoktu. Oysa ki bence hayatın her alanında bunu yapmamız lazım. Ceyda'ya vereceğim sözü. Bugünkü konulardan hemen size ipuçlarını vereyim. Bir, bundan sonra dünya nereye gider? Otoriterleşme mi artar? Bu meseleyi arkadaşlarımla tartışacağım. İki, sağlık çalışanlarının hedefe oturtulması sorununu konuşacağız. Dün çok değerli bir hekim hedefe oturtuldu. Üç, işçilerin durumunu konuşacağız. Sokağa çıkmayalım ama işçiler sokağa çıkıyor ve hemen hemen hepsi sağlıksız koşullarda çalışıyor. Onu konuşacağız. Dört, bu koronavirüs İngiltere örneğinde olduğu gibi dünyada ne kadarlık bir perspektif, onu konuşacağız. Yani ne kadar sürecek, onu konuşacağız. Dünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın sadece inşaatı neredeyse müjdeleyen ve yoksula kolonya seviyesinde bir vaatte bulunan paketine bakacağız. Kanada Başbakanı'nın yaptığı falan. Yani bütün bunları en iyi konu tartışacağız. Ceyda, nasıl geçti günler? Kendi kişisel hijyen önlemlerin yanı sıra gazetecilik gözlemlerin açısından herhalde hayatımızın en ilginç dönemlerinden birini yaşıyoruz. Şu cümleden hoşlanmıyorum. Tarihe tanıklık ediyoruz. Ortalama bir Türk insanı bir hafta içerisinde tarihe kaç kez tanıklık eder? 500 kere mi? 1000 kere mi? Bu arada bugün İdlib'de iki askerimizin can verdiğini duyduk. Yani orada hani bütün bunlar unutuldu ama bir de böyle bir tablo da var. Evet. Neler söyleyeceksin? Şimdi öncelikle tabii herhalde sağlık çalışanları ile ilgili birkaç kelam etmek lazım. Gerçekten çünkü İtalya'da dün sevgili Kerem altı parmak paylaşmıştı. 2629 sağlık personeline koronavirüsü bulaştığı bilgisi. Bu da toplam vakaların %8.3'üne denk geliyor. Çok önemli. Bizi iyileştirmekle sorumlu olan insanları korumak hakikaten burada büyük önem taşıyor. Oysa ki sosyal medyaya da yansıyacak şekilde ki hakikaten sağlıklı haber almakta çok zorlanıyoruz. Çok özür dilerim. Elazığ'da sevgili seyirciler, bunu sözünü kestim Ceylan. Elazığ'da 5 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Tablonun ne olduğunu ilerleyen dakikalarda arkadaşlarım bana söyleyecek. Umarım bir can kaybı yoktur. Zaten bir bela ile uğraşıyoruz. Evet Ceylan. Yani gerçekten sağlık çalışanlarını koruması gerekiyor Türkiye'nin şu koşullarda, şu konjonktürde. Birazdan tartışacağız. Türkiye'nin sağlık sisteminin kapasitesi şu an için ilk kuş bakışı yeterli gibi gözüküyor. Ancak pek çok insanın haklı kaygıları var böylesine bir hızla yayılan virütik bir durumda. Dolayısıyla sağlık çalışanlarımız çok önemli. Onların korunması çok önemli. Onlardan pek çok şikayet geliyor. İşte maskeleri imzayla veriyorlar şeklinde. Tabii kalkıp bütün maskeleri etrafa saçılmasından falan bahsetmiyoruz ama onların her türlü ihtiyaçları, korunma başta olmak üzere karşılanması lazım ki bu krizin üstesinden gelinebilsin. Dün benim dikkatimi bu konuyla yine bağlantılı bir biçimde çeken ilk defa rastladım. Sevgili Saadet Özen diyelim. Tarihçi, çevirmen ve rehber, İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu üyesi kendisi. Türkiye'nin sağlık alanında Cumhuriyet'le birlikte yapmış olduğu yatırımlara atfen bir takım videolar. Ben daha önce hiç görmemiştim. Çok dikkatimi çekti. Kendisinin Twitter hesabından arayanlar da bulabilir. 1971'de Hacettepe öğrencilerinin köy köy dolaşıp halk sağlığını kontrol ettikleri görüntüleri paylaşmış. Onun gibi pek çok başka görüntü de paylaştı. Aslında burada tabii Cumhuriyet'in, genç Cumhuriyet'in sağlığa ne büyük yatırımlar yaptığı, sağlık hizmetleri verecek aydınlar yetiştirilmesine ne büyük yatırım yaptığını görebileceğimiz belki görüntülerde o da dikkatimi çekti. Meslek örgütlerinin dahil edileceği bugün ne bağlarsak böylesine bir tabii ki bir küresel pandemi durumu yaşıyoruz. Bambaşka çok farklı koşullardayız ama
Sağlıkçılarımız çok önemli, doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık görevlilerimiz çok önemli. Onların mesleki örgütleri, insan sağlığı için çalışan örgütler, farklı siyasi görüşler olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama şu an içinde bulunduğumuz kriz halinde onların sesine, uyarılarına, ikazlarına kulak vermenin gerektiğini öncelikle herhalde belirtmek lazım diye düşünüyorum. Hele de İtalya'da gerekli önlemler alınmadığı için 2629 vaka ortaya çıktığını tekrarlarsak doktorlarla ilgili koronavirüsü bulaştığını, ölmedi bunların hepsi ama vaka. Onun tekrar yanlışlık olmasın, evet. Ceyda'nın verdiği sayı doktorların vakaya dönüşmüş halinde. Evet, yani onlar da enfekte olup enfekte oluyorlar. Ölü sayısı zaten yaklaşık 2900 İtalya'da. Başta yanlış söylediysem düzelteyim ama vaka olması da başka bir... Çünkü onlar sürekli olarak enfekte olmuş insanlarla alakadar oldukları için akıl ve mantık da zaten ilk başta onları tedavi edecek olan insanların korunmasını gerektiriyor. Şimdi hakikaten çok büyük bir krizle karşı karşıyayız. Yani dünya böyle bir şey görmedi herhalde. Tabii ki geçen hafta da bahsettik, 1918-19 İspanyol gribi, işte Kadri'nin sözünü ettiği Türkiye'nin aslında salgın deneyimi de var. Ama hani bu bambaşka, pandemi denmesi de bundan zaten. Küresel çapta bir krizle karşı karşıyayız. Çin'in Wuhan kentinde başladığı, bilimsel kaynağının neresi olduğunu henüz tam olarak bilemesek ve tartışılmasa bile oradan yayıldı. Bunun ele alınma biçimi hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Hangi yöntemler? Benim görebildiğim kadarıyla karantina, sosyal mesafe bizim de burada yapmaya çalıştığımız, kaçınılmaz olarak elbette sokağa çıkılması, bunun ekonomik etkileri vesaire, çok fazla tartışmalı konu var. Neresinden tutacağımızı tam olarak hiçbirimizin bilemediği. Ancak bir dönemi gerçekten gönüllü bir karantinayla atlatılması gerektiği ortada. Çünkü acı deneyimler var burada. İtalya bu acı deneyimlerin başında geliyor. Geç kaldılar. Geç kaldıkları için nüfusları Çin'in onda birinden daha az olmasına rağmen Çin'e yakın bir ölü sayısıyla karşı karşıyalar maalesef. Burada geçen hafta aslında Türkiye'de de yeni tartışmaya başlandı. Ben onu öncelikle ilk sıramda onu belirtmek istiyorum. Sürü bağışıklığı diye bir mefhum ortaya atıldı. Bunun da öncülüğünü Anglo-Saksonlar çekti. Yani Britanya çekti. Başbakan Boris Johnson'ın çabasıyla bu gündeme getirildi. Ancak vazgeçilmek durumunda kalındı. Çünkü o sürü bağışıklığı dediğimiz şey çok tartışmalı yanları olan ve hedefi tutturması kolay olmayan, yani bilimsel olarak böyle bir şey ortaya atılabilse bile hayata geçirilmesi hiç de bu kaotik ortamda kolay olmayan bir şey. Dün dikkatimi çekti bir genetik bilimci, Çağhan Kızıl, doçent kendisi, bununla ilgili bilgiler paylaştı. Ben de onları izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Pek çoğumuz benzer şeyler okuduk ama iyi toparlanmış olması ve akıllardaki sorulara yanıtlar barındırması açısından çok özet olarak söyleyeceğim. Şimdi en başta tabii seyahatlerin kesilmesi, hı hı, ve insanların hareket serbestliğinin sınırlandırılması, işte ibadetler, yurt dışından gelen kişilerle başladı ama pandemi haline almasının önü kesilemedi. Biraz bu virüsün karakterinden tabii ki kaynaklanıyor. Yaşlılarda özellikle etkili olmasından, ama bu 50'lere 40'lara da inebiliyor. Dolayısıyla hiç kimse kendini bağışık olarak addetmemeli, önlem olarak en başta. Dolayısıyla sosyal temas vesaire kesildi. Burada tabii işte Çin'den başladı. Çin'in sıkı karantinasıyla, Çin'in atlatması, Singapur örneği aynı şekilde devreye geldi. İtalya, Fransa gibi ülkeler geç kaldılar. Geç kaldıkları için zaten şu aşamada biraz zorlanıyorlar. Şimdi sürü bağışıklığı ise toplumun bu hastalığı geçirerek aslında kendi kendilerini aşılama, tırnak içerisinde diyebileceğimiz bir mantık. Yani hastalığı nüfus geçirecek ve kendi kendine bağışıklık kazanıp atlatacak deniliyor. Avantajı şu, ekonomi durmayacak, herkes dışarıya çıkabilecek. Ha, şimdi izleyicilerimiz soracak, bizim ekonomi durdu ama insanlar dışarıda çıkabiliyorlar diye. Yani bu aslına bakarsanız Türkiye'de bugün uygulanan adı konulmamış bir sürü bağışıklığı da diyebiliriz belki. Düne kadar diyebiliriz, önceki güne kadar diyebiliriz. Çünkü
marketlere gidiyorsunuz, insanlar var ya da AVM'lerde azalmış da olsa gönüllü karantina diye bir mefhum çalışıyor Türkiye'de. Öyle gözlüyorum ben en azından etrafımdan ama yine de trafik mesela önceki gün kalabalıktı, sokaklarda insanlar vardı. Belki konuşacağız bulaşma biçimleri ve hangi maddelerde kaç saat kalabildiğini. Çok önlem almak gerekiyor. Şimdi bu burada tabii parametre sürü bağışıklığında birçok insan yaşamını yitirebilir. Bunu göze almak üzerine kurulu bir parametre bu. Yani birileri eksilecek. Yani İngiltere'de kalan sağlar giden gider, ölen ölür, kalan sağlar bizdir. İngiltere'de 250 bin kişi alt, 500 bin kişi civarında ölüm olması ihtimalinden söz ediliyor. Uzmanlar uyarınca bundan vazgeçilmeye alkış görüntüleri, alkış görüntülerini de arkadaşlarımız Ceyda konuşurken verecek. Yurttaşlar bu alkış görüntüleri... Evet. Bunu verelim. Evet sevgili seyirciler, Türkiye'de bu kez hekimlere yurttaşlar sahip çıkıyor. Sağlık çalışanları. Sağlık çalışanlarının tamamı, evet. Hemşiresinden teknisyenine. Şu anda bu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. İnsanı duygulandıran bir yanı da var. Gerçekten çok özel bir çaba. Bu insanların duyarlılığını da görmüş oluyoruz. Evet Ceyda. Evet, burada şimdi bir kısım hasta yaşamını yitirecek, göze alacaksınız. Bir kısım taburcu olacak, üzerine kurulu. Ama burada hastanelere giren ve çıkan hasta sayısının eşitlenmesi ana gereklilik. Çağhan Kızıl'ın da belirttiği üzere. Ama dünyadaki duruma baktığımız zaman biz 5 kat bir fazlalık görüyoruz. Dolayısıyla bu giren çıkan hasta sayısının tutturulmaması durumunda işlerin çığırından çıkmaması imkansız gibi gözüküyor ki Merkel gibi, Almanya şansölyesi gibi insanlar nüfusun %60'ının enfekte olması. Tabii herkes çok ağır geçirecek diye bir şart yok burada ama riskler çok fazla. Böyle rakamlar da verdiler. Dolayısıyla senin de söylediğin Britanya'da bu rakamlar ortaya çıkınca çark etmek zorunda kaldılar. Okullar kapatıldı. Çok geç olarak alındı bu tedbirler. Ve bir şekilde şu an gönüllü karantina tırnak içerisinde oraya çark etmiş gibi gözüküyor Britanya. Dolayısıyla bu sürü bağışıklığı hikayesi o kadar kolay değil. Burada yapılması gereken tabii ki herkes şeffaflık, biz de herhalde birazdan konuşacağız ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar üzerine de ve özellikle de kayıpların sayısı, vakaların sayısını bilmek, yerlerini bilmek. Tabii ki hasta mahremiyeti isim değil ama bazı konularda bilgi sahibi olmak lazım ki bu kriz atlatılsın. Bu böyle içe gömülerek atlatılacak bir şey değil. Bunlar tartışılarak ve doğru yolları bularak, onun için meslek örgütleri gerçekten önem taşıyor diye düşünüyorum ben. İlk etapta sadece bunları belirtmekle yetineyim. Peki. Diğer parçaları herhalde ben konuşacağız. Kadri'ye geçeceğim. Sevgili Kadri, sabah bizim kendi WhatsApp grubumuzda hani biraz latifeyle karışık yaptığımız uyarı aslında toplumun tamamını ilgilendiren bir uyarı. Yani biz kendimize de yaptık, oturumumuzu değiştirdik. Çünkü toplumun bazı kesimleri bu süreçte çalışmak zorunda. Bir, toplumun kalanının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorunda olanlar var. Bir de vahşi kapitalizmin akışında sanki o insanlar insan değilmiş gibi muamele gören kimseler var. Zaman zaman çeşitli inşaat ortamlarından falan görüntüler geliyor. Tabii biz sorumluluk gereği her görüntüyü yani teyit etmeden, kaynağına bakmadan yayınlamıyoruz. Ama şu da bir gerçek. İhtiyacı yani topluma acil ihtiyaç, acil hizmet sunmayacak kimselerin evde oturması esas. Nedir onlar? Örneğin fırınlar, ekmek üretmek toplum için bir ihtiyaç. Gıda malzemeleriyle ilgili, sağlık malzemeleriyle ilgili hastaneler ve eczaneler falan ihtiyaç. Basın mensuplarının belli oranda, belki tamamı değil ama bilgilendirme görevi itibariyle ihtiyaç. Güvenlik kolluk kuvvetleri farklı sebeplerden dolayı belki ihtiyaç. Ama herkes de ihtiyaç değil. Şimdi dünyayı sen izlemişsindir mutlaka benim gibi. Dünya da bu tablo karşısında şu duyguya kapılmış durumda. En son dünyada 100 yıl önce bu türden bir salgın gerçekleşmiş.
100 sene sonra biz böyle bir şey yaşıyoruz. Ben ilk gençliğimde okuduğum ve herkese hararetle duygu dünyası betimlemeleri itibariyle de çok önemli olan Camus'un Vebası'nı tekrar okumalarını öneriyorum elde olanlar. Çünkü aynen bizdeki gibi bir kısım bana bir şey olmaz diyor, bir kısım biliyorsun işte falan, çok önemli bir metin, duygu dünyası. Meşhur sosyal medyada kullanılan bir ülkeyi tanımak istiyorsanız insanlar nasıl öldüğüne bakın sözcüğü de orada geçer. Yani veba karşısındaki durum itibariyle geçer. Biz de böyle bir durumdayız. Senin bu hafta nasıl geçti? İlk izlenimlerin neler? Bir de hani senin o ironik ve eleştirel bakışından sürekli kötü sınav veren bir medyamız var. Sürekli ama. Özellikle hekimler bir de oradaki yanlış bilgilerle mücadele etmek durumundalar. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın en sonunda ya beni buraya çağırdınız, konuşma yapacağım ama diğerlerinin yanlışını düzeltmekten bana sıra gelmiyor dediği bir medya. Bütün bir hafta bir önceki, yani geçen perşembe akşamıki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında çok büyük bir fark var bir kere. Geçen perşembe akşamı hatırlayın, yani 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece ilk vaka ilan edilmişti. Daha sonra perşembe akşamı biz programdan çıkmadan henüz daha vaka sayısı aynıydı. Daha sonra Sağlık Bakanı açıklama yapmıştı. Vaka sayısı sanıyorum 3'e çıkmıştı yanılmıyorsam. O zamanki Türkiye'de yaşarken şöyle demiştik programda konuşmuştuk. Eski Türkiye. Şimdi bu söylediklerimi sadece parametre olabilir. Yani geleceği değerlendirmek, geleceği önümüzdeki haftaları değerlendirmek kullanabileceğimiz parametreler. Bu açıdan nerede yaşayacağımızı henüz bilmiyoruz. Nasıl bir Türkiye'de yaşayacağımızı, ama bugünkü Türkiye'den daha kötü bir Türkiye'de yaşayacağız ve öngörülerimiz maalesef çok hızlı şekilde gerçekleşiyor. Geçen haftaya göre, perşembeye göre çok daha fazla müteyakkız olmamız gereken bir Türkiye'de yaşıyoruz. Geçen perşembe, cuma hatta bu kadar net, kesin sosyal uzaklaşma diye tabir edilen o tedbirleri alma konusunda ben ve ailem henüz karar vermiş değildik açıkçası. Ama şu an kesin karar verdik. Yani bütün sosyal ilişkimizi zorunlu olmadıkça kesiyoruz. Uzaktan konuşuyoruz, telefonla görüşmüyoruz kimseyle. Biz el sıkışmadık. Evde tabii ki el hiç sıkışmıyoruz. Ha, biz de sıkışmadık yani. Biz de tabii sıkışmadık. Birbirimize yaklaşmadık bile hiç. Ve işte evimize soktuğumuz yiyeceklerin ambalajlarını temizliyoruz. Ondan sonra aldığımız, verdiğimiz işte para verirken falan vesaire çok dikkat ediyoruz açıkçası. Yani bir ATM'ye gidip para çekerken eldiven kullanıyorum. Kauçuk eldiven. Umumun temas ettiği yerlerde yine aynı şekilde kullanırken buna dikkat ediyorum. Bunlar çok önemli şeyler. Yani ne kadar yalıtırsak kendimizi bu manada, bu salgının bize ve diğer başkalarına, bizim yakınımızda olan insanlara ulaşmamasını temin ederiz ki bu da aslında bir kamu hizmetidir, kamu görevidir. Kendimize ve topluma karşı olan sorumluluğumuz. Burada sorumluluk kavramından daha bir üste çıkmak istiyorum. Çünkü bizler neticede mesleğimizin icap ettirdiği bir sorumluluk ve de ailemize ve yakın arkadaş, dost çevremize karşı olan sorumluluklarımızla mükellefiz. Bunları yerine getirmekle memuruz kendiken, yani insan olmamızın gereği. Ama bir de Türkiye'yi yönetenler açısından ben konuya bakmak istiyorum. O açıdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşma. Bir değerlendirmek istiyorum kısaca. Onu tabii detaylandıracağız. Senin bahsettiğin açıdan, yani mesela stratejik sektörler. Bugün eğer Türkiye yani sosyal uzaklaşma dediğimiz bir kavramı hayata geçiriyorsa, hı hı, ve işte okullar kapatılmışsa, bütün okullar, bütün eğlence yerleri, restoranlar, kahvehaneler, her yer, o zaman hükümet bazı tedbirler açıklıyor ve bu tedbirlere bakmak lazım. Şimdi stratejik sektörlerde işçilerin, emekçilerin birlikte bir arada çalışmak zorunda oldukları yerlerde ne tür tedbirler alındı? Bu konuda ben hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü hiçbir şey söylenmedi. Yani neticede Cumhurbaşkanı'nın açıklaması daha çok işveren sınıfının işçilerin sağlığından ziyade işveren sınıfının
bu krizi işini kaybetmeden, yatırımını kaybetmeden, heder etmeden yahut batmadan atlatmasını öngören bu konuda alınmış tedbirlerin ki onlar da tartışılır ne kadar yerindedir, ne kadar etkili olacaktır ayrı mesele ama daha çok onlara dönüktü. Ama misal bahsettik zorunlu olmayan mesela bugün için Türkiye istihdamı korumak için yeterli tedbirler alacağız deniyor ama mesela stratejik sektörler var bir de ihmal edilebilir sektörler var. Acil olmayan sektörler. Bunların başında mesela tekstil geliyor. Ama Türkiye'nin ihracatı açısından önemli. Fakat şu an ihracat da bu krizde durur ya da yavaşlar, azalır. Bu konuda tabii ülkeleri yönetenler ekonominin durmaması için en azından yani yavaşlayacağı kesin ama durmaması için dünyanın yeni bir resesyona girmemesi için neler yapabiliriz diye konuşuyorlar. Gerçi bunu önleyebileceklerini bizde de zannedilmiyor. Fakat esas yani gıda sektöründe çalışanlar, bir arada bulunanlar, diğer bütün kimya sektörü olsun, temizlik maddelerinin üretilmesi, çevre sağlığının korunması açısından bu ve buna benzer sektörlerde insanlar mesai yapıyorlar. Günde 8 saat bir arada çalışıyorlar. Yani orada sosyal uzaklaşma diye bir şey yok. Ne gibi tedbirler alınıyor buralarda? Bu konuda bir tedbir alsalardı, yaptıkları her şeyi madde madde saydılar. Cumhurbaşkanı kastediyorum, saydı. Bunu da sayması lazımdı. Bu tür bir hassasiyet yok. Yani çalışan kesimlere, emekçilere yönelik bir hassasiyet göremedim ben bu açıklamada. Bu olmalıydı. Ayrıca bir dipnot olarak da belirtmem gerekiyor. Ben bu konuda bir tweet attım, tartışıldı da takipçilerim tarafından. Yani bu koronavirüsün bazı işte ünlülere, işte elit tabakadan siyasetçi olsun, akademisyen olsun ya da işte toplumun sivrilmiş şahsiyetlerine falan da bulaşması ve onları da pozitif, seropozitif konumuna düşürmesi nedeniyle sanki sınıf ayrımı yapmayan bir virüs olduğu iddia ediliyor. Halbuki sınıf ayrımı çok net ve kesin hatlarla var burada. Örneğin eğitimli profesyonellerden oluşan yeni orta sınıf ki burada bir sosyolojik ayrıma gitmek zorundayız. Eski orta sınıf dediğimiz esnaf, esnaf zanaatkar veyahut eskiden yine orta sınıf olarak tabir edilen serbest meslek sahibi, serbest çalışan doktorlar, avukatların yanında profesyonel, eğitimli profesyoneller artık 21. yüzyılın yeni orta sınıfını oluşturuyor. Bu kesimin öncelikle, yani bunlar ücretli olabilir, evet, ama yaşam tarzları ve kültürleri açısından emekçi sınıflardan ayrışıyorlar. Bu insanlar evden çalışabiliyorlar. Ha, gazeteciler de bizim gibi yani ben köşe yazarıyım, ben evden çalışabilirim. Ben zaten 9 yıldır evden çalışıyorum, ayrı mesele. İşte televizyon stüdyolarına geliyoruz. Ama evden çalışamayanlar ve evine, ailesine bakmak zorunda, evine ekmek götürmek zorunda olanların sağlığı ne olacak? Bir, bu çok önemli bir şey, stratejik sektörler özellikle. Artı, tekrar ediyorum, stratejik olmayan sektörler için ne gibi tedbirler alındı istihdamı korumak için? Bu konuda aldık diyorlar ama ne aldıkları bilmiyoruz. Üç, bir de sağlık sektörü. Yani sağlık sektöründe çalışanların korunması da ki stratejik sektör şu an Türkiye'nin bekası açısından stratejik sektör. Burada çalışanların korunması açısından da her bakımdan korunması ama. Morallerinin de korunması. Yani çok esaslı kesin davranış kurallarının benimsenmesi lazım. O doktor hanımın mesela kendi meslek grubuna yaptığı kapalı bir konuşmanın sorumsuz biri tarafından kaydedilip ondan sonra sosyal medyaya verilmesi çok acı bir örnek bunun. Fakat o sayede bilgileniyoruz. O sayede biz bilgilendik. Şimdi buradan başka bir konuya geçeceğim. Onu biraz sonra. Peki. Şimdi tamam. Sevgili Sözler çok güzel bir yerde kesti. Tam da ben sevgili Kadri Mustafa'ya o soruyu hazırlamıştım. Bu bence tartışılmaya değer. Önemli bir vurgu. Şeyi ikinci bölüme saklamıştım açıkçası. Bu sınıfsal ayrım ve ekonomik meseleler giriş olmuş oldu. Çünkü Kanada Başbakanı'nın çıkıp bugün yaptığı bir konuşma var. Dün diyor ki parasal sorunlarla siz uğraşmayın. Halkına sesleniyor. Parasal sorunlarla siz uğraşmayın. O benim işim. Ülkemizin %3'üdür. Bu işin maliyeti, bütçemizin %3'üdür. Bunu biz hallederiz. Siz sağlığınızla odaklanın diyor. Hem kucaklayacağım sevgi dolu falan. Güzel.
Yani orada bir tek Rıfat Sarcıklıoğlu'nun yüzü gülmüyor. Bütün halkın yüzü gülüyor. Ama bunu ikinci bölümde tartışalım. Asıl ben sosyal medyadaki trollerin hala görev başında olması, bu ahmak troller zannediyor ki sadece laikler ve muhalifler ölecek. Halbuki öyle değil. Virüs sınıfsal olarak önemli bir ayrım yapıyor aslında, onu konuşacağız ama maalesef trollerin, maaşlı olarak iktidar yandaşı olan trollerin durumuna yönelik özel bir statüsü yok virüsün. Dolayısıyla virüs konusunda yaptıkları terbiyesizlik, saygısızlık, toplumu bilgilendiren insan, geçen gün Esin Davutoğlu hocaya hep birlikte saldırdılar mesela. Bu trollerin bazısı isimsiz troll, bazısı isimli troll. Ama dün Güle Çınar hanımefendiye, değerli hekim Güle Çınar'a, üstelik de hastanesine sahip çıkmak, bir de çok değerli bir hekime neredeyse özür mektubu gibi yazı yazdırdılar. Görmüşsündür. Evet, gördüm ya. Korkunç. Şimdi bu alelacele üzerine 2008'de tarih var. 2018. Evet, 2018'de tarih var. Yani o kadar acele bakılmamış ki. 2018'de tarih var. Tarih var. Şimdi yani hoca ne yapmış? Hoca meslek için bir toplantıda, biz de mesela diyelim içeride toplantı yapıyoruz, duyumlar alıyoruz. Duyumlar aldığımız zaman birbirimize soruyoruz. Mesela Ceyda diyor ki ya şu hastaneden şöyle bir bilgi geldi ama burada yayınlamıyoruz. Kadir diyor ki dünyada şöyle bir şey olmuş, burada yayınlamıyoruz. Neden? Meslek etiği gereği filtreden geçirmemiz gerekiyor. Ya da bazı meseleleri kendi içimizde konuşuyoruz. Ama hakikatten kopmuyoruz. Sayın hocamız da bir hekim olarak diyor ki çocuklara, Mustafa sana sözü bırakacağım. Genç çalışanlar da var. Önce kendi sağlığınıza dikkat edeceksiniz diyor, ailelerimiz var. Haklı uyarı, çünkü de hekim sağlıklı olacak ki hastaya da sağlık veririz. Kadıncağız konuşuyor. Ne oluyor? Oradan birisi iyi niyetli ya da kötü niyetli, onu bilemiyorum. Bunu olduğu gibi sızdırıyor. Daha sonra hastane hocaya saldırıyor. Bilmem ne falan. Allah'tan bugün hekimler hocaya sahip çıktılar. Ama yani bir vicdan, bir insaf yok mu ya? Bu memlekette saldırılacak ilk insan bu hocalar, sağlık çalışanları mıdır yani? Böylesine alçaklığında içinde debeleniyoruz. Ya sen söz vermeden yine senin vereceğin söze katkı olsun diye bir şeyler, evet, söyleyebilir miyim? Gelmeden önce Trump'ın 2020 Şubat'ında, yani aslında Trump'ın bu koronavirüs, COVID-19 salgını konusunda nereden nereye geldiğini anlatan bir video seyrettim. Galiba The Guardian'ın çalışması. Yani mesela orada diyor ki, bu diyor gelip geçecek diyor. Yani 2000 Şubat'ta bu gelip geçecek. Yani bundan bir şey çıkmaz diyor falan. Birkaç kere diyor. Sonra diyor ki demokratlar diyor bu koronavirüs konusunu siyasallaştırıyorlar diyor. Politicizing İngilizcesi. Ya durup dururken ve bugünkü haline bakın Amerika'nın. Batmış durumda. Şimdi 1 milyon niye bunu, kişiden söz ediyor. Niye bundan bahsediyorum? Bu troll hareketleri var ya sosyal medyada. Evet. Bu bilgi sızıntılarını diyeyim ben, doğru bilgi sızıntılarını bastırmak için kullanılan troll orduları yüzünden aslında konu siyasallaşıyor. En tehlikeli şeydir bu konunun siyasallaşması. Ve ayrışıyor daha açık. Ayrışması daha ve siyasal. Zaten bir korkunç bir güvensizlik var. Aynen. Ya bunu daha fazla derinleştirmenin alemi yok. Neyse, özür dilerim. Evet. Ama destek mahiyetinde. Evet. Ben zaten konunun siyasal olduğunu düşünüyorum ama hiç ayrı mesele, oraya. Ayrı mesele. Ya konu her şey şöyle, siyasal. Her şey ülkenin yönetimiyle ilgili. Tabii ki siyasal. Ama tartışmanın bu şekilde bu mecraya kanalize edilmesi çok tehlikeli buluyorum ben açıkçası. Siyasi başka bir şey. Yani başka bir şey bu. Biz siyasi de yanlış algılıyoruz ya da öyle görmeye çalışıyoruz. Bu şöyle, şu konularda bahsedemezsiniz baskısı aynı zamanda kendi körlüklerine de yol açıyor. Nasıl oluyor? İşte alınan önlemlere bakıyoruz. Biz bir hafta önce aldığımız, nereden alıyoruz? İşte devletin, yönetenlerin verdiği bilgilerle donanımlıydık ve bu bir hafta sonra halimize bak. Masaları silmeye başladık, ayrıştırdık. Bir hafta önce de bunu yapabilirdik. Niye? Evet. Ama bu bilgilere sahip değildik. Evet. Bunun bedeli ağır birçok insan için. Evet. Yani bu daha önce yapılmış olsaydı bu sağlıklı bilgi akışı, belki de birçok insan hayatını riske atmamış olacaktı. Bak, hayatla oynanıyor. Bu öylesine bir şey değil. Hani tamam, bizim acayipliklerimiz var bu ülkeye dair. Hani ölüme meydan okuyan falan gibi böyle hamaseti çok yüksektir ama bu şakası olmayan bir durum.
Yani bana bir şey olmaz işte, gel bir sarılalım, gel bir el sıkışalım, yok bilmem ne yapalım şeylerinin bu bilgiler, sağlıksız bilgilerden kaynaklandığını düşünüyorum ve ciddi anlamda riske attılar. Ya, geldiğimiz yerde şu var. Şimdi bu umre meselesini konuşmak yasak neredeyse. Hani bundan bahsederken oradan bahsedilmesin kısmında. Oysa bence ciddi anlamda bunun daha fazla konuşulması ve tartışılması lazım. Bu önlemler zamanında alınmış olsaydı bu kadar çok riske olmazdı ki orada Doktor Güleç Nar'ın söylediği, hani umreyi ya da bilmem neyi eleştirmiyor. Bu zamana kadar iyi gittik diyor ya. O kilit cümle o. İyi gittik, orada bozuldu. Bozulmasının nedeni ne? Bunun kontrol altına alınmaması. Şimdi bu umre meselesinde bir şey okuyacağım size. 26.2.2020. Yani Şubat'ın 26'sında. TÜRSAP Hac ve Umre İhtisas Başkanı Yurdakul. Diyen kişi Harun Yurdakul. Açıklama yapıyor. Bu hac ve umre organizasyonuyla ilgili. Diyor ki, umre ve hac organizasyonu aksatacak herhangi bir kriz söz konusu değildir. Şimdi bu TÜRSAP Başkanı, hani Diyanet'in Şubat tarafında. Şubat dedin değil mi? Şubat'ın 26'sı. Birkaç şeylerini söyleyeceğim bak. Diyor ki, Suudi Arabistan yetkilileri umre ve hac seferleri açısından gerekli tedbirleri alıyor. Virüsün kaynağı o ülke olan Çin'den umreye giden olmadığı için Çin'den gelebilecek doğrudan bir risk görünmüyor. Bu adamın uzmanlık alanı ne bilmiyorum. Baktım biraz, bulamadım. Ne işte? Öte yandan işte bu İran'dan zaten gelen yok. Bizim geçmişten gelen bir tecrübemiz var. Biliyorsunuz SARS virüsü ve domuz gribinin çok yaygın olduğu dönemlerde yine hac ve umre ile ilgili çok fazla spekülasyon yapılmıştı. O dönemde de kutsal topraklarda tek bir vakaya veya ölüm yaşanmadı diyor. Suudi Arabistan şu anda Avrupa ülkelerinden daha güvenli diyor. Diyor. Ve bir tane şurada bir şey vardı. Hani bu uzman olanların söylemesi gereken bir şey. Diyor ki koronavirüsün 27 derece ve altında yaşadığına dair sağlık raporları olduğunu belirtiyor. Tamam, Suudi Arabistan'da ortalama yani sıcaklığın 35 derece olduğunu biliyoruz. Bölgede bize bir vaka haberi gelirse hemen kriz masamızı oluşturacağız ve yetkili makamlar ile önlemlerimizi alacağız diyor. Şimdi bu bilgilere sahip şu anda tıp bile değil. Hani sıcakta 27 derecenin üstünde mi, altında mı? Yok yok, öyle bir şey başka, söz konusu değil. Zaten değil. Afrika'da dönem nedir? Artı bu bilgilere, bu bilgilerle gidenlerde umreye rahat, evet, daha rahat, rahat davrandılar. Nasıl sıcak diye. Şu koronavirüsün 27 derece ve altında yaşadığına dair sağlık raporları olduğunu. Bu sağlık raporlarını kim vermiş? Bak bunlar hafif alınacak işler değil. Bu organizasyonu yapan insanlar ve insanlar oraya gidiyor ve bunun... Mustafa, bir izleyicimiz attı. Sözünü kesmek için demiyorum. 26 Şubat dedin değil mi ona? Evet. 27 Şubat'ta Suudi Arabistan umreyi yasaklıyor yalnız. Evet, bir gün sonra tam onu söyleyecektim şimdi. 26 Şubat'ta bu oluyor ve sonra da umreyi belli ülkelere belli. Umreyi yasaklaması nedeni herhalde kendisini korumak. Tabii, yani dışarıdan gelmesin, derdini bulaştırmasınlar. Şimdi buna rağmen bu umre ziyaretleri yapıldı. Bu açıklamaları yapan kişilerin de bir soruşturması lazım. Bu raporları nereden almış, kim almış ki? Ana maddesi burada para. Oraya gidecek, hac yapılacak, işte gidilecek, oradan bir gelir elde edilecek. Çünkü tur şirketi sahibi bunlar. Ama bu uzmanmış gibi konuşabilecek şeye sahip olabilecek bir ortam yaratılıyor. Mesela bunun sözüne inanıp oraya giden insanlar ve şu anda hayatını kaybedenler ya da bu hastalıkla boğuşmak zorunda kalan insanlar var. Bir diğer taraftan Diyanet'in durumu. Şimdi Diyanet bunun önlemini almak zorundaydı. Bu kadar çok ortaya çıkmış, edilmiş bir şeyde ki Diyanet'i bu kadar çok... Hani Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesi. Çünkü o bir şey söylemeden sosyal hayatı düzenleyecek bir yere konuldu. Bu anlamda baktığımızda bugün geldiğimiz noktada Diyanet İşleri Başkanı'nın hemen istifa etmesi lazım. Birisinin bir şeye alması lazım sorumluluk. Bu arkadaşı da birilerinin soruşturması lazım. TÜRSAP'ta bunu bilmem ne de mi diye. Şu az önce açıklamalarını yaptığımı. Şimdi meseleyi bu kadar hafife alırsanız ve tıptan, akıldan, bilimden bu kadar çok uzaklaşırsanız şu anda
Türkiye'nin yaşadığı duruma gelirsiniz. Sağlıklı bilgi verme açısından da şöyle bir risk var. Hani dedik ya bu sosyal medyada ya hiçbir şey söyletmiyorlar, tekrar şeye dönüldü. Bak son 2-3 aydır böyle değildi. Tekrar tek bir merkezde harekete geçirildi. Bu troll dediğimiz insanlar aslında troll değil. Yaşayan canlı işte televizyona çıkıyorlar. Gazeteleri var. Gazetelerin başındalar. Gazetecilik yaptıklarını söylüyorlar. Trolleşmiş basın mensubu. Evet. Hani bunların adı troll dediğinde sanki böyle biraz hafifsemiş gibi olabiliyoruz ama bu insanlar sonuçta bu konuyla ilgili sadece kendi kaynaklarının devrede olması. Ya Sera bu adam gibi. Hani bu adamlar için bu da 27 derecede ve altında yaşıyor, 35 derecede yaşamıyor denilen şeylere inanmamızı istiyorlar. Ve kendileri de buna inandıkları için, belki de bu ülkeyi yönetenler de buna inandığı için bu hale geldik. Şu andan itibaren yapılması gereken bir şey var. Bu şu parti işi değil. Bu ciddiye alınması gereken bir şey. Hepimizin hayatını riske atıyor. Onların sorumsuzluğu bizim hayatımızı riske atıyor. Ya bizim hayatımıza kastetme hakkı yok. Sen ister iktidara yakın ol, ister nereye yakın olursan ol. Bizim hayatımızı kastetme hakkını kendi görebilecek kadar şımartılmış insanlar bunlar. Bir kere bunlara gem vursunlar. Öncelikle. Bu öylesine bir durumdan, bir dönemden söz etmiyoruz. Çünkü bir ezberi yok. Dünya bilmiyor. Ve şöyle bu tehditten vazgeçsinler. Yani ne olacak, bizi içeri attırmakla ya da susturmakla elinize bir şey geçmiyor. Bir gün o kapınızı çaldığınızda sesinizi duyuracak insan da bulamayacaksınız. O, yine de sizin çığlığınızı duyurması gereken insanlarız biz. Aynı zamanda. Muhtaç olacaksınız. Ve bu insanları eğer susturmazlarsa, yani bunu şöyle bir döneme yapıyor. Bir şeyi korumuyorsunuz kardeşim. Aslında tehlikeye atıyorsunuz. O çok sevdiğinizi söylediğiniz Tayyip Erdoğan'ı da riske atıyorsunuz. Ve bütün yönetenleri riske atıyorsunuz. Bunu biraz aç lütfen. Ben de aynı kanındayım. Bak çünkü şöyle riske atıyorsunuz. Yani bizim Tayyip Erdoğan'a ya da siyasetçiler muhalif olmamız ayrı. Ama Tayyip Erdoğan'ın neden riske atıyorsunuz sorunu, bu koşullarda iktidarın bu sebepten dolayı el değiştirmesi ve kitlesel ölümlerin olması falan kimsenin mutlu olacağı bir şey değil ya. Ya bu şey olur mu? Bu, bak sorun şurada. Saçma sapan bir bak, şey. Bu tip durumlarla başa çıkmanın şeyi ortak payda yaratmaktır. Birlikte hareket etmektir. Dayanışmayı, paylaşmayı yükseltmektir. Eğer bunlar yapmayacaksa bizim bunu daha çok yapmamız lazım. Daha fazla insanı uyarmamız lazım. Hem hijyen konusunda, hem bu hastalığın yayılması konusunda ve dayanışma ve paylaşım konusunda. Ya gidiyorsun, parası var, hani bu sosyal statü dedi ya, bütün rafları boşaltıyor. Ya sen mi yaşayacaksın sadece? Evet, çok alçakça yani. Onları paylaşmak zorunda kalacağım. Bunu mesela stokçuluk, ben o da benim çok onuruma dokunuyor. Yani hiç evde bir şey stoklamadık biz. Normal her zaman aldığımız aylık alışverişi yapıyoruz. Gerçekten yani o kadar absürt geliyor ki bana. Videolar gördüm. Bütün evlerde böyle bir de çekmişler üstelik. Yani onlara stokçu muamelesi yapmak gerekiyor mesela. Yani stokçuluğun önlenmesi için yine yapılması gereken şey iktidara düşüyor. Sınırlı sayıda herkese. Diyecek ki bütün oraya geliyor. İki tane verecek. Bütün stratejik sektörlerin mal arzını güvence altına alıyoruz. Burada sağlık tedbirlerini alıyoruz. Gözetim altındadırlar. Kimse şimdi yapmasın. Bak bir de şöyle yani, bakın, bunun için enerji de var. Affedersin şunu, var yani. Şunu, bu önemli enerji de var. Şunu ben anlarım bak. Özür dileyerek sözünü kesiyorum. Bir insan, diyelim ki yaşı da ileri olan bir insan, marketten iki tane yerine dört tane makarna almışsa ben bunu anlarım. Sorun bu değil. Sorun aynen Kadir'in dediği gibi ve senin az önce altı çizdiğin enerjideki yaşanabilecek olası sorunlara yönelik ne olacağını bilmiyoruz. Senin dediğin gibi evinin tamamına 50 tane zeytinyağı, 100 tane bilmem ne, bütün alışveriş marketi doldurmuş insanlar. Şimdi bu aynı zamanda bir ahlaki sorun. Yani aynen senin dediğin gibi. Bir tek sen mi yaşayacaksın kardeşim? Şu, şunu bir de şey yapalım. Lazım. Hani şu bir önlem paketi açıklandı ya. Hani bu hani bu siyasi yapılmış bir toplantı ve bunun etkisi ya da eleştirisi ya da desteklenmesi bir durum değil. Yani burada birazdan daha herhalde uzun konuşacağız ama şu anda ilk akla gelen ilk önlem şu: bütün sağlık çalışanların maaşını ikiye katlayın. Hemen, derhal.
Çünkü bu insanlara çok ihtiyacımız var. Bunların hayatlarını kolaylaştırın, hayatlarını, konforunu artırın. Çünkü o insanlar olmazsa bunun altından biz nasıl başa çıkabileceğiz? Ne yapacağımızı biliyor muyuz aslında biz? Vallahi el yordamıyla buluyoruz bir sayın, şeyi. Sayın Sağlık Bakanı Koca'dan bir hastaneler zincirinin sahibi değil mi kendisi? Evet. Şu anda şu çağrıyı yapıyorum Sayın Bakan'a reklama giderken. Sayın Bakan, mesela kendi hastanenizi artık burası kamu hastanesidir deyip, burası kamu hastanesidir deyip bugünden itibaren devlet hastanesi statüsüne geçirmesini bekliyorum. Kar gütmeden hizmet vermesini bekliyorum. Gün fedakarlık günü. Dolayısıyla bu fedakarlığı yapacak ilk kişi de Sayın Bakan. Kendi hastanelerini sıfır kar, değil mi? Doğrusu bu sıfır kar. Kamu hizmeti. Işte. Kamu hizmeti yapacak. Neyse oradaki ihtiyaç. Örneğin emekliler, sosyal güvenlik kapsamında bulunan insanlar da bulunmayanlar. Çünkü yarın bir gün hiçbir sosyal güvenlik kapsamında olmayan insanlar da gidebilecek. Başvurdukları takdirde Sayın Sağlık Bakanı'nın hastanelerinin ilk önce onların örnek olarak bu çağrıyı yapıyorum. Sayın Sağlık Bakanı örnek alan bütün vicdanlı hastane sahiplerinin de bu salgın bitene kadar 3 ay mesela kamu hizmeti yapar hale gelmesinin anlamlı olacağını düşünüyorum. Hastaneler iflas etmesin, 3 ay kar etmesinler mesela. Devlet subvanse etsin. Reklama gideceğim, sonra seninle başlayalım, tamam. Olur mu? Değerli seyirciler, saatlerimiz 20.45. Bizim gözlerimiz neden sürekli cep telefonlarımızda diye bakanlara yönelik bir de bir latifeyle örnek vermek istiyorum. Yani benim hiçbir pirikli olmadığım halde işi ne kadar ciddiye aldığıma dair. Burada WhatsApp grubundan rejiyle yazışıyorum sürekli. Çünkü kulaklığı takmadım. Çünkü kulaklıktan da günde kaç kişi o kulaklığı takar bilmediğim için açıkçası güvenemedim. Öyle yani kulaklıksız yayın yapılır ama bir de hastanede ben yük olmayayım. Virüsü kapıp ben görevimi yaparsam daha faydalı olurum diye düşündüm. Bir de arkadaşlarım da zaman size ne oluyor? Ben kulaklık takmadığım hayır, için sizinkini de açıklayacağım. Size ne oluyor? Sizinkini de açıklayacağım. Bir şeyi biliyorum. Sürekli cep telefonlarında olan konuşmacıların ilişkilerin sevimli olmadığını biliyorum. Ancak o konuyla ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Bütün arkadaşlarıma yayın sırasında da yaptığımız konuşmalarla ilgili bana da geliyor. Çok yararlı bilgiler geliyor. Mesela Mimarlar Odası'yla ilgili karantina binası nasıl olmalı diye bir çalışma var mesela. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar gönderiyor. Bu bilgileri de fırsat oldukça kullanıyoruz. Bir yandan da editörlük görevini Şule'yle birlikte hep birlikte yapıyoruz. Her şey olağanüstü. Bu da olağanüstü. Reklama gidiyoruz. Dönüşte beraberiz.